Küresel iklim krizi adında da belli olduğu üzere bütün ülkeleri, bütün dünyayı ilgilendiren küresel bir problem. Bazı konuları ülkelerin kendi başına güvenliğini alabilme ihtimalleri var. Şehirlerin bu anlamda güvenliklerini sağlama ihtimali var. Kıtaların var. Ama iklim öyle bir şey değil. Herhangi bir ülkeyi sadece bu bölgede güvenliği sağlayacağız, bu bölgede sorunu çözeceğiz deme şansımız yok. Onun için de herkes sorunun bir parçası ve çözümün bir parçasıymış gibi gayret göstermesi lazım. Bu sektörler açısından da böyle. Bu açıdan Ulaştırma Bakanımızın öncülüğünde Türkiye'de ulaştırma sektöründe yapılanlar ve yapılacakları paydaşlarla birlikte konuşulması çok değerli. Ben bu açıdan Sayın Bakanımıza ve ekibine, destek veren Dünya Gazetesi ve paydaşlara teşekkür ediyor. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte doğal kaynakların plansız kullanımı ne yazık ki iklim değişikliği gibi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Her yıl artış gösteren kuraklık, kasırga, orman yangınları ve sel gibi doğal felaketler küresel çapta milyonlarca dolarlık hatta milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara, plançoya sebebiyet vermektedir. Bakanlık olarak iklim krizinin ülkemiz ve dünyamız açısından verdiği olumsuz etkileri önemsiyoruz ve üzerimize düşen sorumlulukları da hep beraber yerine getirmeye çalışıyoruz. Çevre hassasiyetine, karbon emisyonunun azaltılmasına önem vererek hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik projeleri de bir bir hayata geçiriyoruz. Vizyonumuz Avrupa Yeşil Mütabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği'nin temel yaklaşımları ile birçok ortak paydaya sahiptir. Bilindiği üzere Avrupa Yeşil Mütabakatı 2030 yılına kadar Avrupa kıtasında ulaşım odaklı karbon salınımını yarı yarıya yani %50 azaltmayı, 2050 yılında gelindiğinde ise sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Türkiye olarak küresel ekonomideki güç dengelerini etkileyecek bu ve benzer uygulamaları her zaman bizler de yakından takip ediyoruz. Ayrıca ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla birlikte 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve eylemlerin belirlenmesi için de çalışmalara başladık. Bunun yanı sıra 2053 yılı için hedeflediğimiz sıfır emisyon doğrultusunda ulaşım odaklı sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik somut adımları da atıyoruz. Tünelin aydınlatılmasında kullanılacak olan bir enerji santrali. Yine karayollarımız kapsamında Erzurum, Trabzon, Kars, Konya, İstanbul ve Van'a ikincisi olmak üzere güneş enerjisi santrali yapılması planlarımız arasına aldık. Çok yakın bir süre önce TürkSat Gölbaşı yerleşkesinde 2023 yılında yapımına başladığımız 131 dönümlük dev güneş enerjisi santralini de tamamlayarak yılda 15 milyon kilowatt saat elektrik üretimine başladık. Santralimiz TürkSat'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşılayacak ve yılda 60 milyon lira tasarruf sağlamış olacak. İCA Kuzey Çevre Yolu, Çevre Otoyolu yatırım işletmesi de otoyol projelerimiz kapsamında Kumru Köy'de bir ekolojik köprü inşa etti. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında toplam 8 adet ekolojik köprü de halen hizmet etmektedir. Şuraya dikkat et, Donur abi.
Öncelikle ben şunu ifade etmek isterim. Hani gelişen teknolojiyle, gelişen dünyada risklerin neler olduğu, neler olabileceği ile ilgili birçok olayı ardı arkasına yaşayabiliyoruz. Biz birçok riski zaten öngörebiliyoruz. Bu risklere göre de bütün ülkemizin kurumları, gerek özel sektör olsun, gerek kamu olsun, hepsinin işbirliğiyle beraber ülkemizin daha güvenilebilir olma noktasında birçok gayretimiz var. Derim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımızda USOM olarak bilinen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. 7/24 hizmet ediyor. 7000'in üzerinde, 7300, 7400, 7500 civarında bu konuda ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanlarla işbirliği yapıyoruz. Yine 2400 civarında SOME ile işbirliği yapıyoruz. SOME nedir? Siber olaylara müdahale ekibidir. Bunların kurmuş oldukları siber olaylara müdahale ekipleriyle 2400 civarındadır. Bunlarla 7/24 işbirliği yapıyoruz. Ve her gün USOM tarafından 400'ün üzerinde, 440 civarında büyük saldırıyı biz engelliyoruz. Çok net olarak. Yine 17 milyonun üzerindeki IP adresini yerli ve milli yazılımlarımızla her gün sürekli olarak tarıyoruz ve onlara karşı zararlı girişimleri sürekli engelliyoruz.